Merhaba sevgili Web Tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte piyasada yaklaşık 2000 TL'ye satılan Apple'ın yeni kulaklığı Apple AirPods Pro'yu neden almamanız gerektiğine dair birkaç tane neden sıralayacağız. Tabii ki de gerekçelerimi sayacağım ama onun öncesinde ürünü bir kısaca tanıyalım istiyorum. Ürün, hepinizin bildiği gibi ürünün markası Apple arkadaşlar. Uzunluğu 30.9 mm, genişliği 21.8 mm, derinliği 24 mm, ağırlığı da 5.4 gram. Şarj kutusuna geldiğiniz zaman da uzunluğu 45.2 mm, genişlik 60.6 mm, derinlik 21.7 mm, ağırlık ise 45.6 gram. Kulaklığın bağlantı tipi Bluetooth 5.0 arkadaşlar. Bu anlamda güncel bir teknoloji kullanıyor. Ayrıca bu kulaklığın su ve ter gibi sıvıları geçirmeme özelliği de mevcut. Bir önceki nesile göre tasarım kutusunda değişiklik var. Kendisinde sapı mapı uzamış birazcık. Peki şarjına değineyim biraz da. Kendisi 4,5 saate kadar şarjı gidiyor arkadaşlar. Bu gürültü önleme özelliğini kapalı kullanırsanız bu aram 5-5,5 saate kadar çıkıyor. Öne çıkan birkaç özelliği var. Onları da söyleyeyim hemen videonun başında. Aktif bir gürültü önleme özelliği var. Bu gürültü önleme özelliğinin farklı farklı modları var. Şeffaf, hard gibi. Yani şeffafı alırsanız dışarıyı biraz duyuyorsunuz. Hard'ı alırsanız tamamen kesiyor gibi ki bunun detaylarına değin videoda. Kulağınızda oluşan basıncı eşitlemek için bir havalandırma sistemi var. Buraları da değineceğim. Bir de Apple biliyorsunuz kendi şeylerini abartmayı çok sever. Yüksek gezinimli özel Apple sürücüsü, sürücülü adaptör de içinde. Bir de adaptif bir equalizer var. Son olarak şunu da söylemek istiyorum. Kutuya koyduğunuz zaman kutunun hızlı şarj etme gibi özelliği var. Şarj olma süresi falan filan fena değil. Onu bir belirteyim de hemen videonun başında. Ama bu videoda en büyük sorun olan şey şu. Ben size söyleyeyim. Bir kulaklığı videoda anlatmak. Yani arkadaşlar bu videodan işte kulaklığın ses kalitesi şöyle sound'u böyle süper gibi bir şey bir beklentiniz varsa bence beklemeyin çünkü bunu anlatmak çok zor. Benim sound anlayışım farklı, seninki farklı. Belirli standartlar var. Biz de o standartlar üzerinden sizin de meseleyi anlayabilmeniz için durumu yorumlayacağız diyorum ve videoma artık geçiyorum. Öncelikle bir şunu söylemek istiyorum. Her Apple ürününde olduğu gibi bu kulaklıklar da artık böyle etrafımızda, çevremizde, sosyal hayatımızda bir sosyal statü sembolü gibi bir şey haline geldi. Bu çok anlamsız bir şey. Onu bir baştan söyleyeyim de. Ama maalesef böyle bir algı var. Sadece bizim ülkemizde değil, bütün dünyada şu küçük ufacık şu alet bildiğiniz böyle değişik statü göstergesi gibi bir şey oldu. Ya bunun kulağında takan sanki daha havalı, daha kaliteli bir insan oluyormuş gibi bir ortam olmuş. Direkt neden almamanız lazım? Birinci maddeyle başlamak istiyorum. İlk söylediğim şey bir görüştü sadece. Hepiniz tahmin ediyorsunuzdur. İlk maddemiz fiyatı. Şimdi bu ürünü piyasada 2000 TL'ye bulabiliyorsunuz. Yani yaklaşık 2000 TL'ye. Birkaç yerde kampanya var. 1600, 1800 bu tarz fiyatlar var. 2000 TL'ye neler alabileceğinizi işte sıralamak istemiyorum. Çünkü mesela atıyorum yeni bir cep telefonu bile alabilirsiniz. Yani 2000 TL bir kulaklığa vermeye değer mi kısmına gelirsek bir kulaklığa bu kadar parayı verebilirim ama bunu kulak içi ve Bluetooth olan bir kulaklığa asla vermem. Ben şimdi bu ürüne 2000 TL verdim, aldım, müzik dinliyorum. Sound'un biraz kaliteli gelmesini istiyorum. Bassların böyle dolgun dolgun gelmesini istiyorum vesaire vesaire. Ancak Apple'ın AirPods'larında kulaklığın gerçek sound kalitesine erişebilmek için sesi bayağı bir açmanız gerekiyor. Sesi açtığınız zaman bu sefer tiz ve sağ taraftaki bölgelerde patlamalar yaşanıyor. Bu patlamalarda kulağınızı cayır cayır yırtıyor, haberiniz olsun. Hassas kulaklar bunu anlayacaktır diye düşünüyorum. Peki ne alacağız diyebilirsiniz. Eğer derdiniz güzel soundlu müzik dinlemekse arkadaşlar gidip Sennheiser'ın farklı modellerine bakabilirsiniz. Sennheiser bu fiyat performans anlamında Apple'ın bana soracak olursanız bayağı bir üstünde. Şimdi geldik arkadaşlar lansmanda da çok fazla tanıtılan, tanıtım sayfasında çok görülen şu meşhur kısa yollara. Şimdi bunun kıç kısmında gördüğünüz şu boru var ya, boru diyeceğim ben buna. Bu borunun üstünde parmağını yerleştirebileceğiniz noktalar var. Bu noktalarla telefonda dinlediğiniz müziğe ya da biriyle konuşurken falan filan ya da kulaklığın gürültü önleme özelliğini aktif etme, softlaştırma gibi ayarları yapabiliyorsun. Buradaki sorun şu arkadaşlar. Bu kulaklığı kulağınıza taktıktan sonra bu komutları verebilmek için şu elinizi kullanmanız gerekiyor. Şöyle şöyle. Bu da kulaklığın kullanışını işlevsizleş... Müzik açıldı bir dakika durdurayım. Bu da çok iyi oldu düşmesi. Kulaklığın bu fonksiyonunu kullanırken iki parmakla müdahale ettiğiniz için kulaklığın kulağınızdaki pozisyon sarsılıyor. Böyle olunca da ne oluyor? Kulaklığın dengesi bozuluyor ve pıt yere düşüyor. Bundan bir önceki nesilde şu üst kısma tep tep yaparak bir takım komutlar yine verebiliyordunuz. Bana soracak olursanız ille de AirPods istiyorum, ille de Apple istiyorum diyorsanız birinci nesili alıp 1000 TL'ye yakın kâr edebilirsiniz. Şimdi bu gürültü önleme meselesi Apple tanıttığı zaman yeni bir şeymiş gibi oluyor. Ama ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Sony'nin bazı Walkman'lerinde bile
vardı. Peki ben neden şikayetçiyim bu gürültü önleme özelliğinden? İşte 3 tane modu var. Biri kapalı, biri soft, diğeri de hard şeklinde sıralanmış. Yalnız bu modlar arasında geçiş yaptığınızda eğer bir şarkı dinliyorsanız, dinlediğiniz şarkının kaynağına bağlı olarak sound'da ciddi kayıplar yaşıyorsunuz. Mesela bas bölgeler daralıyor, parçanın içerisindeki derinlik kayboluyor. Tamam, noise cancelling güzel ama sound'da kayıp var. İyi de ben buna 2000 TL verdim. Hem noise cancelling özelliği olan hem de sound'da size minimum kayıp yaşatabilecek kulaklıkları daha uygun fiyata yine Sennheiser'dan bulabilirsiniz. Şimdi geldik arkadaşlar en son maddemize. En son maddemiz sağlık. Bunu en sona ayırdım çünkü gerçekten bu meseleyle ilgilenen birileri varsa ve videoyu buraya kadar izlediyse bence bu kısmını da dinler. Şimdi bu kulağımızın yaratılış şekli diyeyim, gördüğünüz gibi kıvrımlı ve böyle kıkırdaklı bir yapıdan oluşuyor. Bu kulak kıvrımlarının bir işlevi var. Sizin bulunduğunuz her ortam havadan ve belirli ses titreşimlerinden oluşuyor. İşte bu kulak kıvrımları o ses sizin kulağınıza gitmeden önce kulağınıza iletilebilecek hale getiren bir transistör gibi çalışıyor. Yani bir dönüştürücü gibi çalışıyor. Şimdi siz bunu alıp kulağınızın dibine kadar soktuğunuz zaman normalde doğalında dönüştürücü işlevi görüp kulağımıza gitmesi gereken ses direkt olarak kulak zarımıza iletilmiş oluyor. Doğal olarak bu kadar kulağınızın içine giren bir kulaklık da sadece AirPods için söylemiyorum. Uzun vadede ciddi duyma kaybı gibi sorunları olur. Bunun araştırmaları da var. Nedir bunun standart seviyesi? Amerika'da yapmış adamlar bunun araştırmasını. 85 desibel 8 saat. AirPods'lardan ise 109 ila 139 desibel arasında ses şiddeti alabiliyorsunuz. Bulunduğunuz ortama göre değişebilir bu. Buna nasıl önlem alıyoruz? Eğer ille de AirPods alacağım diyorsanız veya ille de ben kulak içi kulaklık kullanmak istiyorum, bunu böyle ağzıma kadar sokacağım diyorsanız, o zaman volümü maksimum %75 seviyelerinde tutmanız gerekiyor. Ama bana soracak olursanız en sağlıklısı kulak dışına takılan o bildiğiniz kaba kulaklıklar. Şimdi bu kulaklık bildiğiniz gibi üst kısımda hava delikleri, ızgaralar falan filan var. Hava alıyor. Fakat bakterilerin en sevdiği ortamlar sıcak ve havasız ortamlardır. Bunu kulağınıza taktığınız zaman kulağınızın dışarıyla olan bütün hava irtibatını kesmiş oluyorsunuz. Şu ızgaralar falan hikaye, ben söyleyeyim. Doğal olarak bakterilerin çok sevdiği bir ortamı onlara sağlamış oluyorsunuz. Özellikle bunu kulağınıza takıp 10 saat, 12 saat kulağınızda böyle tutacaksanız kulağınızda belli bir süre sonra yine rahatsızlıklar baş göstermeye başlayacaktır. Burada takıp çıkarırken bir şey fark ettim. Onu da söyleyeceğim. Bu beyaz silikonlar çok çabuk kirleniyor. Sonuçta kulağımız kir üreten bir mekanizma olduğu için bu kulaklıkta bunları dibine doğru ittiği için o kirler, affedersiniz, bu kulaklığın plastik kısmında kabalak gibi görünüyor. Neyse arkadaşlar, artık bu videomuzun sonuna gelmiş olduk. Bu videomuzda sizlerle birlikte Apple'ın AirPods Pro'sunu neden almamanız gerektiğine dair 4-5 tane farklı gerekçe sunduk. Bana soracak olursanız 2 tane neden, hatta saydıklarımın bence hepsi birer gerekçe. Fakat fiyatı ve sağlık meselesi ve aldığınız sound'un o kadar da kaliteli olmayışı bence ana problemler. Bundan sonraki karar size aittir. Hani böyle çok müzik dinleme alışkanlığınız yoksa veya sadece telefonu kullanmak için, telefonla konuşmak için bir Bluetooth kulaklığa ihtiyacınız varsa 20 liralık, 30 liralık bir şey de alabilirsiniz. İnanın kulağınıza verdiği zarar 3 aşağı 5 yukarı aynıdır yani. Böylece artık videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Sizler de videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basabilirsiniz veya kafanıza takılan herhangi bir şeyi bizlere yorum bölümünden sorabilirsiniz. Bu arada kanalımız 3 milyon abone olmak üzere. Hemen şurada abone ol butonu var. Hep birlikte ev birliğiyle şu kanalımıza bir 3 milyon abone yapalım. Artık başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka web tekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.